Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel çok tatlı bir renkle karşınızdayım. Rengimi rengimin numarasını size söylemek istiyorum. Altın Başak şöyle 50 numara arkadaşlar. Bu rengimi kullanacağım. Hemen ipimi e, tığıma sabitliyorum yani yeşil ipimi çünkü yazmamı yeşil ipimle tığladım. Sabitledikten sonra şöyle orta kısmından başlayalım. Tığ battısından bu şekilde ipimi yazmama sabitliyorum arkadaşlar. Netleştireceğim kameramı. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bu yeşil ipimin numarasını da söyleyeyim size. Altın Başak 4 numara. Sabitledikten sonra çok pardon arkadaşlar. Sabitledikten sonra arkadaşlar iki tane zincirimi çekiyorum. Ve bir sonraki tığ battısından batıyorum. Sonra 2 zincir daha çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından batıyorum. Şimdi arkadaşlar modelime başlayacağım. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 Tığıma 2 kez ipimi doladım. Aynı tığ battısından ipimi aldım. 2 2 2 çıkıyorum yalnız arkadaşlar sıkmıyorum. Yani çıktığımda şöyle hemen hemen aynı hizada olmaları gerekiyor. Sıkmıyorum. Eee çıktıktan sonra 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu aradan bir tomurcuk oluşturuyorum arkadaşlar. Tomurcumu oluşturdum. Şimdi 5 zincir daha çekeceğim. 3 4 5 5 zincirimi çekiyorum. Yine aynı tığ battısından sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane oluşturduk. Aynısından bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Hep aynı tığ battısındayım. Hala oradayım. 5 zincir çekiyorum. 4, 5. İpimi 2 kez doluyorum. Yine aynı tığ battısından ipimi alıyorum. Şöyle 2, 2, 2 şeklinde çıktım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen boşluktan giriyorum. tomurcumu oluşturdum. Tekrar 5 zincir daha çekiyorum arkadaşlar. 3 4 5 Yine aynı tığ battısından giriyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle yaprak oluşturdum arkadaşlar. Şu şekilde ikili. Biraz daha daha net göreceksiniz. Yaprağımı oluşturduktan sonra 2 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum arkadaşlar. 3 tane oldu. bir tane daha yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 4 tane yaptım. Yani bu şekilde aralık bırakmayı düşünüyorum. Siz tabi istediğiniz aralık sayısını belirleyebilirsiniz. Ben 4 tane de yeterli gördüm. Şimdi arkadaşlar tekrar 5 zincir çekeceğim. 3, 4, 5. İpimi iki kez doluyorum. Aynı tığ battısından giriyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen yuvamdan giriyorum ve tomurcuğumu oluşturuyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı tığ battısından girerek sık iğnemle kapattım. Bir tane oluşturduk yaprağımızı. Hemen bir tane daha yaprağımı yapacağım. 1 2 3 4 5. 2 kez doladım. Aynı tığ battısından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım arkadaşlar çekmiyorum. Çıktıktan sonra 4 zincir daha çekiyorum. 2 3 4. Hemen boşluğumdan giriyorum. Tomurcuğumu oluşturdum. Ve ne yapıyorum? 5 zincir daha çekiyorum hemen. 1 2 3 4 5. Zincirimi çektikten sonra aynı tığ battısından giriyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Hemen bir yaprağımız daha oluştu. Gördüğünüz gibi bir, iki. Ben bir tane daha yaprak yapacağım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde üç tane yaprağımı tamamladım. Şimdi e, bunun üzerinde size göstermek istiyorum. Hemen şöyle ipimi tığıma sabitleyeceğim. Umarım yaprak yapımını net bir şekilde e, anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi ipimi sabitledikten sonra ne yapıyorum? Ee, burada yapraklarımızın ucunda tomurcuklar oluşturmuştuk. Bu tomurcuktan tığımı batırıyorum arkadaşlar. Şöyle pardon. Bu şekilde ipimi sabitliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ee, ve arkadaşlar bu boşluktan gireceğim. Ama ilk e, ilk yaptığım zincirimi tomurcuğumun boşluğundan değil de kendi tığ battığımın şu ucundan girmek istiyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Tığ battığımın ucundan girerek 2 2 şeklinde çıkıyorum bu şekilde. Tekrar 4 tane zincirimi yapıyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Bu sefer hemen bir önce yaptığım boşluktan giriyorum. 2 2 şeklinde çıkıyorum. Bunları arkadaşlar yapabildiğiniz kadar sıkı yapın. Daha güzel duracağını düşünüyorum ben. Eğer sıkı yapamıyorum ben bol yapıyorum derseniz ona göre sayısını azaltabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Bir önceki yapmış olduğum yuvamdan girerek şöyle 2, 2 çıkacağım. 2, 2 şeklinde çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar. Mesela 3 tane oldu. Ee, bu şekilde yapmaya devam ediyorum. 3 4 ipimi doladım. Bir önceki boşluktan girerek. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Bir önceki boşluktan girdim. 2 2 2 çıktım arkadaşlar. Ee, ben kameradan yapıyorum ya arkadaşlar o yüzden birazcık sıkıntı oluyor yaparken. Ama anlatım tarzımdan anladığınızı düşünüyorum. 2 2 çıkıyoruz. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane oldu. 8 tane yapacağız. 3 4. İpimi doladım. Bir önceki yuvamdan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4. İpimi doladım. Yuvamdan girdim arkadaşlar. 2 2 çıktım 1 2 3 4 ipimi doladım yuvamdan girdim 2 2 çıktım şimdi sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu 8 tane yaptıktan sonra arkadaşlar hemen diğer yaprağımın tomurcuğundan giriyorum. Ee, ve ipimi alarak sık iğne sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Hemen diğer yaprağımı da alıyorum. Bir sık iğne ile daha onu da kapatıyorum. Evet, sık iğneyle onu da kapattım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Yine aynen 4 tane zincirimi çekiyorum. 3 4. Bir kere doluyorum. Ve dibindeki tığ battımdan 2 2 yaparak kapatıyorum arkadaşlar. 2 2 1 2 3 4 zincirimi çektim yuvama girdim 2 2 kapattım 1 2 3 4 ipimi doladım yuvama girdim 2 2 kapattım 1 2 3 4 ipimi doladım yuvama girdim 2 2 kapattım. 1 2 3 4 ipimi doladım, yuvama girdim. 2 2 kapattım. Arkadaşlar aslında çok zevkli. Yani sıkılmadan yapabileceğiniz bir model ve çok kolay gördüğünüz gibi yani zincirle zincir ve trabzanla ilerliyor. Yeni başlayan arkadaşlarım çok çok rahatlıkla yapabilir. Bir de arkadaşlar bu modelimi bir de ütüledikten sonra görün. İnanın ütü tamamen değiştiriyor yani öyle bir model ütüyle tamamen güzelleşen bir model arkadaşlar. O yüzden videonun sonunda zaten size ütüleyerek de göstereceğim. 4 Hemen bakalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu arkadaşlar. Yine 8 tane yaptıktan sonra yaprağımın tomurcuk kısmından ipimi alıyorum. Şöyle ipimi aldım sık iğne ile kapattım hemen bir sonraki yaprağımın tomurcuğundan da tığımı batırıyorum ipimi aldım sık iğne ile kapattım bu şekilde ilerliyor Arkadaşlar bu model şöyle tabi ütüsüz olduğu için böyle pek düzgün durmuyor ama ben şimdi size tamamlayıp ütüleyip o şekilde göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimi güzelce ne tamamladım ütüledim ütüyle ne kadar şık olduğunu sizin de görmenizi istedim arkadaşlar şu şekilde gerçekten çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum isminin ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle köprülü yapraklı bir model şu şekilde. Ve bu renge de çok yakıştığını düşünüyorum. Ben zaten e, bu rengi çok seviyorum arkadaşlar. Yeşille uyumunu da beğeniyorum. Şöyle bir de yazmamın üzerindeki duruşunu göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. E, bu köprü kısmında kullandığım ipin rengini siz daha koyu bir ip de kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Bu şekilde değerlendirdim. Bence e, çok güzel duruyor. Ama hani bir ton açık gibi sanki yazmamdan. O yüzden siz bir ton daha koyu ip kullanabilirsiniz. Yani o da sizin seçiminiz, sizin tercihiniz olur. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma çok kolay gelsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.